Arkadaşlar merhaba. Bugün usuller konusu içerisinde bulunan Nim Sofyan usulü, iki zamanlı, üç zamanlı semai usulü ve dört zamanlı Sofyan usulünü işleyeceğiz. Usuller Nim Sofyan ve semai usulünün birleşmesinden oluşuyor. Bu iki usul basit usullerdir. Herhangi bir usulle birleşmezler. Fakat İleriki dönemde işleyeceğimiz diğer bütün usuller Nimsofyan ve semai usulünün birleşmesinden oluşur dedikten sonra hemen Nimsofyan usulünü anlatmaya başlayalım. Nimsofyan usulü iki zamanlıdır. Türk kesindeki terkibine başka bir usul girmeyen iki basit usulün birincisidir. Bu sebeple terkibinde başka hiçbir usul yoktur. İki sekizlik, iki dörtlük mertebeler varsa da en çok 2 dörtlük mertebesi kullanmıştır. 2 i̇ki ikilik mertebesine sebare denir. En çok sirto, longa gibi oyun havaları ile marşlarda bazı türkülerde kullanmıştır. Şarkılarda ve ilahilerde az kullanmıştır. Birinci zaman kuvvetli, ikinci zaman hafiftir. Şema üzerinde kuvvetli artı, yarı kuvvetli yan çizgiyle gösterilir. Zayıf da ise herhangi bir işaret yoktur. Boş olarak gösterilmiştir. Şimdi mertebeleri üçüncü mertebeden incelemeye başlayalım daha anlaşılır olması için. Darplarda bu gördüğümüz ikilik nota, içi boş bir daire ve çubuklu iki ikilik üçüncü mertebede tarif ediyorum. İkilik notanın süresi ilk etapta bir saniyeyi bir dörtlük, iki saniyeyi bir ikilik süre gibi düşüneceğiz. Yani... İkilik bir nota gördüğümüzde darbe vurduğumuzda 2 saniye ve 2 saniye bekleyeceğiz. Vuracağız ve 2 saniye bekleyeceğiz. Örnekleme yapalım. Düm. Düm. Şimdi 3. mertebedeki usulü gelelim. Düm. Tek. Düm. Tek. 2 dörtlükte Birer saniye veriyorum. Çünkü dörtlük notanın süresi bir saniye. Kabul edeceğiz önce. Düm tek. Düm tek. Şimdi aradaki farka dikkat edin. Düm tek. Bekliyoruz değil mi? Darbu vurduk. İki saniye bekledik. Düm tek. İkinci mertebeye döndüm. Düm tek. Düm tek. Düm Tek. Biraz hızlandı. İki sekizlik mertebesinde ise düm, tek, düm, tek, düm, tek, düm, tek. Batı müziğindeki tek elle vuruş tarzı işe elimiz yukarıda bir, yukarıya çıkardık iki. Yukarıda başladı, yukarıda bitti. Kudüm vuruşu da aynı. Evet. Nimsofyanus usulünü bu anlatımla geçiyoruz. Diğer basit usulümüz olan semai usulüne geldik. Semai usulü üç zamanlıdır. Türk musikisindeki iki basit usulün ikincisidir. Dersin başında ne demiştik? Bütün usuller bu iki basit usulden oluşuyor. Biri Nimsofyan, diğeri ise semai usulü. Bu usullerin birleşmesinden diğer bütün usullerimizi oluşturabiliyoruz. Bu sebeple terkibinde başka hiçbir usul yoktur. 3-8'lik, üç 3 üç dörtlük... 3-2'lik mertebeleri varsa da en çok 3-4'lük mertebesi kullanılmıştır. 3-2'lik mertebesi çok fazla kullanılmamış. Şarkılarda, türkülerde, ilahilerde, saz semayelerinin dördüncü hanelerinde kullanılmıştır. Birinci darp kuvvetli. Kuvvetli iğne ile artı ile gösteriyorduk. İkinci darp yarı kuvvetli. Yan çizgi ile gösteriyorduk. Üçüncü darp zayıf. Zayıfta da herhangi bir çizgi işaret yok. Yine ikinci mertebesinden tarifle devam edelim. Birer saniye vereceğiz. Her bir dörtlüğe. Düm tek tek, düm tek tek, düm tek tek. Üç sekizlikte düm tek tek, düm tek tek, düm tek tek. Dikkat ederseniz, eğer üç sekizlik e, düzeltiyorum. Eğer 3 dörtlük Usülde yazıldıysa biraz ağır. Eğer 3-8'lik darpta da yazıldıysa biraz daha hızlı darp ediyoruz diyebiliriz. Batı tarzı elle vuruşta elimiz yukarıdayken 1-2-3 ve yine yukarıda bitirdik. 1-2-3, 1-2-3 şeklinde tarif edebiliriz. Kudümle velveleli vuruşta 3-4'lük vuruşları tarif etmiş. Birer saniye veriyorum. Düm tek K. Düm tek K. Düm tek K. Burada üç dörtlüyü sekizliklerle velvele sayısını daha velveleli hale getirmiş. Düm tek teke düm tek teke düm tek tek şeklinde üç zamanı tamamlamış örnek eserler var yine bu usul içinde. Evet, usullerimizin üçüncüsü olan dört zamanlı Sofyan usulüne geldik. İşte usullerin birleşmeleri burada başlıyor. Yani ne demiştik? İki tane basit usul var. Bunun bir tanesi Nimi Sofyan, bir tanesi Semai. Diğer usuller de bu usullerin birleşmesinden meydana geldi. İşte Sofyan usulü de iki tane Nim Sofyan'ın birleşmesinden meydana gelen usul. Sofyan usulü dört zamanlıdır. İki tane iki zamanın veya iki nim Sofyan'ın birleşmesinden meydana gelmiştir. 2 artı 2 eşittir 4. 4 sekizlik ve 4 dörtlük iki mertebesi varsa da 4 dörtlük ikinci mertebe daha çok kullanılmıştır. Peşrevlerde, ilahilerde, şarkılarda, türkülerde, oyun havalarında kısaca özel usul mecburiyeti olmayan hemen her formatta kullanılmıştır bu usul. Birinci darp kuvvetli, ikinci darp yarı kuvvetli, üçüncü darp zayıf. Biz yine burada ikinci mertebeden örnekleme ile devam edelim. Burada e, sayfada tam net gözükmüyor ama bu bir ikilik nota içi boş. iki dörtlük. Bir ikilik nota içerisinde iki tane dörtlük vardı. Dolayısıyla iki dört olarak birinci bölümü böyle algılayabiliriz. Yine burada da iki tane dörtlük var düm dümün yanında 2 var. Yani dümü uzatacağız. Düm diyeceğiz. Düm tek düm tek 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Dikkat edersiniz 1 2 derken burada, tek buradan tek der buradan. 1 2 3 4 4 dörtlük mertebesi bu. 4 sekizlik mertebesinde ise 2 sekizlik burada. 1, 2 sekizlik de burada. Malumunuz bir dörtlüğün içerisinde iki tane sekizlik olduğunu daha önceki derslerde de anlatmıştım. Ama burada bir hızlanma var. Dü, düm, teke, düm, teke, düm, teke, düm, teke. Batı tarzı tek elle vuruşta ise yukarıda yine başladı. 1, sola doğru 2, paralel çektik 3 ve 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kudümle velveleli vuruşta e, bu kitabımızda e, velvele bu şekilde gösteriyor. E, bazı kaynaklarda da düm teke düm tek, düm teke düm tek şeklinde ifade eder. Burada düm teke tek ka düm teke tek ka düm teke tek ka dümü vurduk. Diğer darplar e, burası neydi? Dümlerin olduğu dümlerin vurulduğu çizgimiz. Bunlar da teklerin vurulduğu T, K, T, K burada e, zayıf vuruşlar, yarı zayıf vuruşlar ifade eden bölüm. Tekrar ediyorum burayı düm teke tek ka düm teke tek ka düm teke tek ka Sofyan kudümle genellikle 8 8'lik düyek olarak vurulur şeklinde bir bilgi var burada. İleride 8 zamanlı usullere geçtiğimizde düyeyi anlatırken düyek nasıl darp edilir onu da ayrıca tarif edeceğim. Bugünkü dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum istifade etmeniz dileğiyle.